yetmez ama evet diyorsanız, haydi irtibat halinde olduğunuz FETÖ'cülere, PKK'lılara da mikrofon verin. Nasıl olsa öğrenci kisveli ajanlara göğsünüzü gere gere arka çıkıyorsunuz. Hatta bir ara ülke ocaklarına haydut diyecek kadar alçalabiliyor, acınacak hallere düşüyordunuz. Gavurun kılıcını sallayıp haçlı beşiğinde sallanmak, terör örgütlerinin arka bahçesi, Türk düşmanlarının figüranı olmak, hiç kimseyi iyi, hiç kimseyi demokrat, hiç kimseyi de yerli ve milli yapmaz. Yapsa yapsa işbirlikçi yapar, kötü yapar, melanetin seyisi yapar. Öğrenci arayan CHP, İP, HDP ve diğerleri gelsinler de buraya baksınlar. Türk gençliğinin asaletine tanık olmak isteyenler şu gıpta edilecek manzaraya dikkat etsinler. Yürekleri yetiyorsa gelsinler de çakmak çakmak parlayan, alnı temiz, ahlakı temiz, bahtı açık, gönlü geniş gençlerimizi görsünler. Velakin yapamazlar. Çünkü gözleri var görmez, kulakları var duymaz, dilleri var söyleyemez. Nitekim kalpleri mühürlü, vicdanları esirdir. Ülke ocaklarına haydut diyenler hayasızdır. Yüz karasıdır, dönektir, devşirmedir. Faşizmin ipte oynattıkları kuklalardır. Bir de ülke ocaklarına terör örgütü yaftası vurmaya, böylesi bir çamuru sıvamaya çalışanlar vardır ve sizler bunları yakından biliyorsunuz. Geçtiğimiz salı günkü grup toplantımızda demiştim ki 9 Ekim 2001 Cumartesi günü Türk Gençlik Kurultayı'na teşrif edecek kardeşlerim, hep bir ağızdan elbet gerekli cevabı vakar ve asaletiyle vereceklerdir. Öyle bir cevap veriyorsunuz ki duruşunuzla ve coşkunuzla bütün şer odaklarını zangır zangır titretiyorsunuz. Ben de diyorum ki kahrolsun şer odakları, yaşasın ülke ocakları. Yararımız yok, kocunacak. Halimiz de yok. ABD Temsilciler Meclisi terörist görmek istiyorsa, terörist tanımak ve bilmek merakındaysa, ülke ocaklarına değil, yeni dost ve müttefiki yanaşmalarına bakmalıdır. Ülke ocaklarından terörist değil, terörizmin can düşmanı çıkar. Ülke ocaklarında haydut değil, haydutlara dünyayı dar edecek inanmışlar yetişir. Almanya'dan ABD'ye kadar ülke ocaklarıyla kıyasıya uğraşanlar, küresel bir mesele haline getiren insanlık fukaraları, duyun bu sesi, işitin bu salondan yükselen mesajı. Açık açık söylüyorum, sizden korkan sizin gibi namert olsun. Sizden kaçınan, sizden çekinen, sizin gibi çürüyüp gitsin. Davamızdan, hak bildiğimiz yoldan dönersek de gök girsin, kızıl çıksın. ABD eski Dışişleri Bakanlarından Kissinger'e ait olduğu ileri sürülen bir sözü bu vesileyle paylaşmak istiyorum. Amerika olarak neden güçlüyüz biliyor musunuz? Biz aramızdaki vatan hainlerini öldürürüz. Diğer ülkelerdeki vatan hainlerini ise kahramanlara dönüştürürüz. Hamdolsun ABD ülke ocaklarını kahraman görmüyor, bu şekilde değerlendirmiyor. Onların kahramanı zillettir, PKK'dır, PYD'dir, YPG'dir, FETÖ'dür, DAEŞ'tir. Terörizmin diğer eli kanlı örgütleridir.
Ülke ocakları aslen ve esasen kahramandır. Bunu tescil etmeye mezun yegane merci Türk milletidir, Türklüğün vicdanıdır, Türk İslam ülküsünün ruh köküdür. Milliyetçi ülkücü gençlik bugün doğru sayılan yarın yanlış çıktığını, bugün güzel görünenin yarın çirkin ilan edildiği bir dünyada kendi varlığını sonsuz dalgalanmalarda kurutacak değişmez değerlere, zamanlar üstü milli ve manevi servetlere sarılmak zorundadır. İşin özünde sürdürülebilir bir muvaffakiyet için bu kaçınılmaz önemdedir. Bizim için harici ve dahili bedbahtların övgüsüyle yergisi aynı kırattadır. Bizi seven, gönlünde ve yüreğinde taşıyan bir millet vardır. Gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan kardeşlerimiz vardır. Kovboyun sevgisi tren soyuluncaya, posta arabası yağmalanıncaya kadardır. Bizim de böyle bir ilgi ve sevgiye veya nefret ve öfkeye ne bir itiraf itibarımız ne de ciddiye alacak durumumuz söz konusudur. Bizim kökümüz bu topraklardır. Bizim yönümüz geleceğe doğrudur. Doğduğumuz yer yatacağımız yerdir. Millet ne diyorsa ona bakarız. Tarih neyi işaret ediyorsa onunla alakadar oluruz. Ülke ocakları Türk milletinin son siperi, son umudu, başka çare kalmadıysa patlayacak son kurşunudur. Ülke ocakları feyiz almasını bilen bir mektep, dünyayı Türkçe okuyuşun aleme nizam verme iddiasının menkibesidir. Şu hususu söylemekte bir an olsun tereddüt göstermem ki, sayılmayız parmak ile, kırılmayız vurmak ile. Sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Akla gelecek son ihtimal olsa da söz gelimi sussak, tarih susar mı, vicdan susar mı, hakikat susar mı, coğrafya susar mı, ruhu Kılıçkıran'dan Fırat Yılmaz'a, Çakıroğlu'na kadar devam ede gelen şehitler kervanı susar mı? Milliyetçi ülkücü gençlik tam bağımsızlık yanlısıdır. Milliyetçi ülkücü gençlik Türk milletinin canlı sembolüdür. İstisnasız ve hoşgörü ve demokrasinin yanındadır. Bu demokrasi anlayışı refah ve özgürlük vasıtasıdır. Türk İslam medeniyetinin varisi, Türk milletinin geçmiş ve gelecek davacısıdır. Bizim meselemiz bir dava ve vatan nöbetidir. Bizim meselemiz bir sevda ve hizmet sözleşmesidir. Bizim emanetini üstlendiğimiz imrenilecek hazine şehitlerin, gazilerin, alplerin, erenlerin, Allah dostlarının, millet aşıklarının nesilden nesile tıpkı bir çağlayan gibi akan, tıpkı bir bayrak gibi ulaşan muazzez hükmü ve hedefleridir. Meselemiz büyüktür. Mesuliyetimiz ağırdır. Bugün Milliyetçi Ülkücü Hareketi susturmak istiyorlar. Türk milliyetçilerini bastırmak, melez bir hale getirmeyi amaçlıyorlar. Bilhassa hatırlatırım ki Türk milliyetçiliği Osmanlı İmparatorluğu'nun kurtuluş hareketi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu harcıdır. Ezilmiş, horlanmış, hakarete uğramış bir toplumu yığıldığı yerden yeniden ayağa kaldıran direniş, düşünüş, yaşayış, yorumlayış ve sürekli ileriye yürüyüş dinamiğidir. Gerçek kurtuluş tarihimizle, kendimizle, dedelerimizle barışmak, mazinin haşmetine yeni bir medeniyet halkasını eklemleyerek hasretini çektiğimiz devirleri yeniden diriltmektir.
Bu medeniyet halkası köksüz ve görgüsüz ellerde değil. Diline, dinine, milliyetine, milletine, ülkülerine tutunmuş Türk gençliği sayesinde vasat ve vücut bulacaktır. İşte bu gençlik elbette ve kesinlikle sizlersiniz. Türk gençliğinin mümtaz temsilcisi olan değerli ülküdaşlarım, medeniyet dediğimiz şey müşterek bir emek mecmudur. İnsan varlığıyla onun çevresi arasındaki şuurlu ve karşılıklı tesirle anlam ve içerik kazanmaktadır. Zaman durmadan değişirken toplum da değişmektedir. Bu değişime ayak uydurmak, tarihin gerisine düşmeden devamlı ön almak, gelişmelerin pasif bir ögesi olmadan aktif bir öznesi haline gelmek hepimize düşen bir sorumluluktur. Ezberlerle bildik, şablonlarla, sloganlarla dünyanın yeni şartlarını anlamaya çalışmak boşuna bir gayrettir. Merhum hocamız Profesör Doktor Erol Güngör sosyal değişme ile modernleşme arasında kopmaz bağı görmüş, bunu ifade etmişti. Büyük düşünürümüz Ziya Gökalp Osmanlı kültür mirasından haklı olarak derin bir şekilde etkilenmişti. Bununla birlikte Batı'nın göze çarpan bazı özelliklerini benimseyecek bir kanal açmak, buna mukabil devleti ayakta tutacak, milleti sağlam bir zemine oturtacak, hasletleri de muhafaza edecek bir alan oluşturmayı hedeflemişti. Merhum Güngör'e göre milliyetçilik, milli hakimiyet manasına geldiği için demokrasi onun vazgeçilmez bir parçasıdır. Fikir ise daima açıklık, serbestlik ve genişlik isteyen bir şeydir. Türk milletinin kültürü ve sosyal yapısı üzerine temellenmiş bir milliyetçilik anlayışını işlemeye çalışmıştır. Bu temel üzerine açık görüşlü, zamanı kavramış, çağın eğilimlerini anlamış Türk gençliği bu coğrafyadaki milli varlığımızı şartlar ne kadar ağır olsa da müdafaa edecektir. Türk milliyetçileri laf değil iş üretmekle, geçmişle övünüp geleceği ihmal etmekten uzak durmakla, özellikle edebiyat, bilim, sanat, ticaret, siyaset gibi alanlarda sürekli ilerlemeyi, kendini yenilemeyi ve geliştirmeyi esas almalıdır. Bu sürecin ana dinamiği, asıl itici ve ateşleyici dinamiği hayata, hakikate ve hadiselere şuurla bakmak, bu bakıştan mülhem bir kavrayış yeteneği geliştirmekle mümkündür. Merhum Erol Güngör'ün vurguladığı gibi düşünce ile heyecanı ayırt etmek lazımdır. Tarihin külü henüz soğumamıştır. Tutunacağımız dal seçkinler, yabancı muhipleri kimliksiz ve kişiliksiz mihraklar değil, büyük Türk milletinin hazinesidir. Milliyetçiliğimizi geçmişimizin haşmetinden bugünün ortamına, hatta yarınların kucağına geliştirecek, sürekli yeni baştan yorumlayarak ama kaynaktan kopmayarak taşımalıyız. Bu sorumluluk öncelikle sizdedir. Doğru okunmayan, ibret alınmayan tarih sürekli tekerrür edecektir. Milliyetçiliğin manevi cephesi kadar maddi cephesi de geliştirilmeli, bu amaca kafa yorulmalıdır. Merhum Ömer Seyfettin mektep çocuklarında Türklük mefkuresi başlıklı makalesinde çocukların nasıl Türk milliyetçisi olarak yetiştirileceklerini maddelerle ve teknik sayılabilecek ifadelerle anlatmış, Türk milletinin uyanmak, tutunmak ve parlamak için ihtiyaç duyduğu hamleleri sıralamıştı. Bunlar milli ve umumi bir Türk edebiyatı, Türklükte musiki, resim, heykeltıraşlık gibi, tiyatro gibi güzel sanatlar,
fen ve büyük sanatlar ticaret ve ekonomi olarak ifade edilmişti. Maddi cephe derken kastettiğim işte bunlardır. Türk milleti 1. Dünya Savaşı sonunda her türlü modern silahlarla donanmış olan emperyalist ülkeler tarafından işgal edilip tarih sahnesinden silinmek istendiği en olumsuz şartlarda bile tam bağımsız ve bağlantısız hür bir devlet olarak var olma kararlılığını ve iradesini ortaya koymuş ve bunu başarmıştır. Bu başarı o dönemin genç sayılabilecek kuşağının marifetidir. Türk milleti sömürge olamaz, köle olamaz, esir alınamaz. Emperyalizmin sömürü planları karşısında Türk milleti milli birlik ve bütünlüğü sağlayabildiği her durumda saldırıları püskürtmüş, oyunları bozmuştur. İnanıyorum ki Türk gençliğinin uyanışla kalıcı başarının gerçek anlamı bulunacaktır. Sizler var olduğunuz müddetçe bacamızda baykuş öttürmeyeceğiz. İhanetin borusunu çaldırmayacağız. Yerimizi tavan arası görenlere fırsat vermeyeceğiz. İmkansızı mümkün kılacak bir iradeyle geleceğin yol haritasını çizecek. Merhum Tarık Buğra insanı anlamanın evvela kendini anlamak olduğunu söylemişti. Küçük A isimli romanında anlatılan İstanbullu hoca ve Çolak Salih kendilerini anlayınca doğruyu bulmuşlardı. Keramet, Kurbağa Duası ve Perili Köşk isimli eserlerinde hurafelerin insanların zihinlerini zapt etmesini, külah ve deve hikayelerinde softa tipleri, hafiften bir seda, tuhaf bir zulüm isimli eserlerinden taassubun toplumda ve insan hayatında yarattığı dramatik ve trajik sonuçları ele alan Ömer Seyfettin'in kendimizi tanımak ve tanıtmak için çaba sarf etmişti. Merhum Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Sadom ve Gomara işgal altındaki İstanbul'u konu almış, uyuşmuş ve kokuşmuş bir cemiyet içinde işgal kuvvetlerine ve onlarla işbirliği yapan soysuzlara ayna tutmuştu. Yaban romanında ise halkla ilgilenmediği ve halkı tanımayan, çalışmadığı için Türk aydınının ilgisizlikle ve ihmalcilikle suçlamıştı. Merhum Reşat Nuri Gültekin, Çalı Kuşu isimli romanında dedikodunun dar çevrelerdeki etkisini, yozlaşmayı aktarmıştı. Sizler munis, muhlis, muteber Türk gençlerisiniz. Fitneye kapalı dedikodulara karşı olmalısınız. Birbirinizi severek daha güçlü olacaksınız. Birbirinizin hakkını gözeterek, birbirinize kol kanat gererek daha da ilerleyeceksiniz. Aziz dava arkadaşlarım, göz açıp kapayıncaya kadar zaman, mekan, insan ilişkileri değişime uğramaktadır. Biraz evvel de ifade edildiği gibi 4.0, 5.0 derken endüstri devrimleri adeta sıraya girmiştir. Dijital, mobil ve sosyal medya tüm dünyadaki insanlar için günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Şu anda dünyada 7.8 milyar insandan 4.5 milyardan fazlası interneti kullanmaktadır. Dünya üzerinde sosyal medya kullanıcılarının sayısı 4 milyarı aşmıştır. Bir yıl öncesine göre 2021 yılında interneti kullananların oranı %7.3, sosyal medyayı kullananların oranı ise %13.2 artmıştır. Türkiye nüfusunun %70.8'i sosyal medyanın dipsiz mecralarındadır. Yine dünya genelinde 2 milyar 740 bin kişi Facebook, 2 milyar 291 bin kişi YouTube,
2 milyar kişi WhatsApp, 1.2 milyar kişi Instagram, 500 milyon kişi de Twitter kullanıcısıdır. İnsanlar internette günde ortalama 8 saat zaman ayırmakta. Bu 8 saatin 3 saatinde de sosyal medya uygulamalarında bulunmaktadır. Kazandırdığından daha fazlasını kaybettiren, doğru ve temiz kullanmadan ziyade karanlık operasyonları, yalan ve dedikoyla pekişmiş haberleri servis ağına dönüşen sosyal medya platformlarının bu haliyle devamı geleceğimiz için ciddi risk ve tehditler içermektedir. En başta Türk gençliğinin sosyal medyayı ve interneti doğru, dengeli kıvamında ve bilgi amaçlı kullanımı sosyal barış ve toplumsal huzur açısından mühimdir. Türk aile yapısı bugün kitle haberleşme vasıtalarının saldırısına, çok cepheli tahribatına maruzdur. Kuşkusuz buna karşı yasal tedbirler geliştirmek, sosyal dokumuzu, milli kültürümüzü ve öz değerlerimizi korumak zorundayız. Bu alandaki muhtemel bir ihmalin bedeli de vahim olacaktır. Sosyal medya biz duygusunu törpülerken aynı evde birbirlerine yabancılaşan insanları da ortaya çıkarmıştır. Karşımızdaki bu tehdit edici verici düzeydedir. İngiltere ve Japonya gibi ülkelerde Yalnızlık Bakanlığı kurulup insanların etkileşimine geçmesi ve sosyalleşmesi için çeşitli aktivitelerin yapıldığı artık inkar edilemez bir gerçektir. Bugün dünya üzerinde 15-24 yaş kuşağındaki genç sayısı 1.2 milyardır. Sosyal medyanın ağırlıklı kullanımı bu yaş grubundadır. Türkiye'de genç nüfusun %28.6'sı, 15-17, %19.8'i, 18-19, %31.3'ü, 20-22, %20.4'ü de 23-24 yaş grubundadır. Ülkemizin gerçek gücü, mukavemet yüzü gençlerimizdir. Onları her türlü çetrefelli ahlaki sorunlardan, sosyal medya batağından, tehlikeli akım örgütlerden korumak milli görevimizdir. Dünyada yaklaşık 31 bin üniversite varken bu sayı Türkiye'de 208'dir. Dünyada çoğunluğu gençlerden oluşan ve mutlak yoksulluk sınırının altında yaşayan 750 milyon insan vardır ki salgın döneminde bu sayı hem ülke bazında hem de dünya genelinde maalesef artış göstermiştir. Tok gezip açlık edebiyatı yapanların gençlerimize oy gözüyle baktıkları malumumuzdur. Ancak biz Türk gençliğine bakınca oy görmüyoruz, gelecek görüyoruz. Sandık görmüyoruz, Türk milletinin güvencesini görüyoruz. 2023 yılı Haziran ayında ilk kez oy kullanacak yaklaşık 2.5 milyon kardeşimizin kararı ve tercihi ne olursa olsun hepsinin taleplerinin, arzu ve hedeflerinin gerçekleştirilme mücadelelerinde sonuna kadar yanlarında olacağımızın sözünü veriyoruz. Gözlerine kara berdenyanlar nasıl bakar bilemem ama biz gençliği bakınca X, Y, Z görmüyoruz. Eğer alfabeden okuyacaksak A'dan Z'ye kadar alayını görüyoruz. Evladımızın alayını kardeşimiz, alayını yıkılmaz ve yılmaz Türk gençliğinin saygın ve sahiplenmesi gereken bir parçası değerlendiriyoruz. Değerli ülküdaşlarım, sevgili gençler, inanmış bir dava insanı, çıraklı olmayan
bir ustalık beraatına sahiptir. Ülkücüyü ülküsüyle buluşturup kaynaştıran, insana ve hayata eşlik eden, bir fikir ve düşünce derinliğine kavuşturan engin ve ezeli davasıdır. Tarihin bir döneminde ben Türk'üm diyen ilk kahraman ecdadımız davamızın köşe taşıdır. Milliyetçi, ülkücü gençlik duruşuyla, duygusuyla, durgunluğu yenen, bıçkınlığıyla, imanlı kalbiyle, zekan fışkıran kafasıyla vardır, var olacaktır. Buna da hiç kimse mani olamayacaktır. İlk ocakları, Türk gençliğinin buluşma potası, toplanma alanıdır. Ülkücü nesiller, ülkesine de, ülkülerine de gözü gibi, canı gibi, yari gibi bakmaya yeminlidir. Biliniz ki sizlerle iftar ediyorum. Ülke ocaklarıyla övünüyor, Türk gençliğine güveniyorum. Türklüğün bir fikir kalıbına dökülmesinde, Türkçülüğün bir eylem haline dönüşmesinde, Turan ülküsünün gönüllere düşmesinde, emeği, gözü, nuru, alın teri bulunan büyük ve fikir ve ülke adamlarımızı rahmetle anıyorum. Devletimizin kurucusu Aziz Atatürk'ü, silah ve dava arkadaşlarını, muhterem ceddimizi, başbuğumuz Alparslan Türkeş'i, dava şehitlerimizi, ülkücü nesillerin yetişmesinde katkısı bulunan fakat şu anda hayatta olmayan büyüklerimizi rahmetle, minnetle, özlemle yad ediyorum. Davamızın onurunu yere düşürmeden temsil eden gazilerimizi, Yusuf yüzlülerimizi, tüm dava arkadaşlarımızı elbette itibarımız ve geleceğimizin teminatı büyük Türk gençliğini muhabbet ve hürmetle selamlıyorum. Rabbim gördüklerimizden geri koymasın. Rabbim Türk gençliğinin önünü açık etsin. Rabbim milliyetçi ülkücü mahcup ve mağlup ettirmesin. Yolunuz, bahtınız, alnınız açık olsun. Dedem Korkut'tan esinerek niyaz ediyorum ki yerli kara dağlarınız yıkılmasın, gölgeli kaba ağacınız kesilmesin, taşkın akan güzel suyunuz kurumasın. Rabbim sizleri kem gözlerden, nazarlardan, belalardan, kötü nimetlerden her zaman esirgesin. Uzaktan dertleşenlere yurdu yaşatmak için can vermeye hazır olanlara selam ediyor, bağrıma basıyorum. Var olun, sağ olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türk'üm diyene.